Selam arkadaşlar, bugün Dust 2'de City taktiklerini vereceğim. Ama ondan önce training yapmak istiyorsanız siz de benim gibi mesela hızlı hareket etmek, smokeların izini takip etmek, smoke mesela bir smoke taktiği gösteriyorum şimdi şuradan. Arkadaşlarınız mesela içeri girip B'yi kaybetti. Siz B'ye gireceksiniz. Tünel tarafını kapatacağız. Bak şuradaki kubbenin ucundaki çizgiyle. Yeni Dust 2'de de farklı bir yer olabilir. Bunu kendiniz bulabilirsiniz. Aşağı yukarı yani bu komutları yazarak önce bir yere çarpması lazım. Sonra şuraya, tamam. Aynen bu burayı kapatıyor. Sonra şuradan mesela Dust 2'den koşarken geldik buraya. Şurada şu lambanın alt kısmından biraz tık bir tık yukarı aldık. Veya şu muydu? Bir tık yukarı aldık. Aynen bu olması lazım. Bu kapattı. Hızlı burayı kapatabilirsin. Ya başka zaten City'nin görüp de şunu yapabilirsin mesela Ekorant'tasın. Rushlayacaksın. Köşeye geldin. Şu ikisinin şu üçüncü tam ortadakine gelip mesela şu hizada koşup ileri fırlatıyorsun. Bu da nereye gidiyor? AP'nin mid'deki AP'nin yerini kapatıyor. Ondan sonra buradan mid'den rushlayabilirsiniz. Sonra buraya bir bomba yapıştırabilirsiniz. Grenade. Ondan sonra rush'ınıza devam edersiniz. Ya da 3 kişi buradan gider, 2 kişi alt tünelden gider. Bu şekilde rushlayabilirsiniz. Ha bir de şimdi CS City taktiklerine gelmeden önce sık yapılan yanlışlardan bir tanesi hareketliyken sıkıyorsun mesela silahı. Çok hareketliyken sıkıyorsun. Mesela göstereceğim. Adam şurada. Bak bu sprey yanlış mesela. Görüyorsunuz mermiler nereye gidiyor? Çok dağılıyor. Onun için ne yapacaksın? Duracaksın, sıkacaksın. Bir de silahın spreyi var mesela. Silahın spreyi. Her silahın spreyi değişiyor mesela. Bu ne yapıyor? Sağa sola sağa sola yapa yapa yukarı doğru çıkıyor. Sonra bu tarafa doğru gidiyor. Mesela tam spreyini atayım onu. Önce bir sol yapmış, sonra şey yapmış, çengel gibi. Onun için ne yapacaksın? Atarken biraz aşağı yiyeceksin. Ve sol yapacaksın sonraki zamanda. Tamam bu. 10 tane arka arka gönderirse zaten yeter. Bu silahın 5 tane mermisi en uzak mesafede bile öldürüyor yani. Tam üstüne de gelirse, duvardan muvardan yemezse. Kafaya 2 tane götürüyor zaten. O yüzden yani şunu yapabilirsiniz yeter. Az bir şey aşağı çek burası. Az bir şey aşağı çek. Yani çok sol yapmaya bile gerek yok. Bu diğer M4 gibi fazla sekmiyor. Ben bu silahı tercih ediyorum. 25 tane mermisi var. Diğerinin 30 tane mermisi var ama bence bu daha avantajlı yani. Ya yani aiminiz iyiyse. İşte yanlışlardan biri işte diğer videoda göstermiştim mesela çıkarken çok fazla şey yapmayacaksın. Bir de hareketliyken sıkmayacaksın. Hareketli sıkmanın hiç manası yok. Ya. İlk mermi bile gitmiyor yani. Çok saçma yerlere gidiyor. Yani durduğun zaman belki sabit hedefsin. Vurulması daha kolay ama mesela attın, sakla, attın yer değiştir, attın yer değiştir. Yani elinde SMG yoksa, SMG olmadığı sürece bence çok fazla şey yapma. Hareketli olma. Hareketli olursan vuramazsın çünkü. SMG'lerde şöyle bir şey var. Mesela hareketliyken sıkabiliyorsun. Bunda da ne yapıyorsun? Bak ilk başta bunun sprey böyle gidiyor. Bak sprey birbirine çok yakın. Diğerleri gibi çok fazla dağılmıyor. Bunda da ne yapıyorsun? Mesela sıkıyorsun ya. Sonra aşağı çekiyorsun. İlk mermi buraya. İlk 3 mermi mesela buraya. Sonra aşağıya bak. Şu uzak mesafede göstereyim. Attım buraya. Sonra aşağıya. Bak cross nerede? Bir de sprey yaparken mesela tek adam çok fazla açı verme riskin yok mesela diğer videoda anlattığım gibi. SMG'lerde sıkarken tek bir yana doğru gidin. Adam mesela sizi şu şekilde izlesin. Mesela şimdi bir sağ bir sol yaptığın zaman adam ortaya sabit bir yere sıktığı zaman zaten silah mermileri dağılıyor. Yani seni yakalayabilir yani. O yüzden SMG ile çıkarken mesela özellikle yakın mesafede hep bir yana doğru koşturun. Yani dönmeyin böyle. Bir sağ bir sol yapmayın. Ama şeyde AK'de falan sıkarken mesela tak 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 tak. SMG ile kaçın bak. İlk 3-4 mermi sıktım ondan sonra aşağıya. Şimdi sit taktiklerini veriyorum. Bunları öğrendikten sonra zıplayarak hayatta sıkmayın mesela. Zıplayarak mermiler çok bak yere değdi bak. Cross'um burada. Yere değiyor mermi. Çok saçma yerlere gidiyor. Bir de random gidiyor yani. Normal silah sprey değil. Şimdi sit taktiği. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 diye ayıracağım. Gene bir tane sniper'ımız kesin olacak. Hatta iki tane de olabilir. Üç tane de olabilir. Yani bu yani iki sniper bir AWP da olabilir. Bir numara A'ya en yakın olan yer. İki numara A'ya ikinci yakın olan yer. Üç numara middle. Dört numara B1. Beş numara B2. Şimdi bir numarayla başlamak istiyorum. Bir numara geldi. Bir numara elinde bıçakla. Smoke yiyebilir. Mesela flash yiyebilir. Bu yeri öğrenmeniz lazım beyler. Yani istediğiniz kadar kör olun. Şuraya bir yanıcı gönderin.
Şuraya bir yanıcı gönderin. Nate atmanıza gerek yok. Flash geldi, sonra bir yanıcı gönderin. İkinci arkadaş, A'ya gelen arkadaş, ilk başta asıl yeri onun side'dır ya da buralarda bekler, short'ta bekler. Ama ilk etapta A'dan rush gelme tehlikesine karşın o da bir numarayla beraber gelir. Eğer rush varsa mesela birincinin attığı yanıcıdan sonra çıkar bir sıkar, tamam mı? Adam yanıcının içinden geçerken ona bir sıkar. Çünkü koşması gerekiyor. Koşan adam sıkamıyor. Bak. Koşan adam sıkamıyor elinde SMG yoksa. AK'yle falan çok saçma yerlere gider zaten. İkinci adam buna şey alır. Diğer adam da ona yardım eder. Hala flash geliyorsa ya da orayı tam yakamadıysa yukarıdan bir tane flash gönderir. Sonra buradan çatışmaya devam. Baktın rush gelmiyor. Yanıcıyı da yaktın burayı. Ondan sonra pite geç. Burada kal. Arabada kal. Yani fark etmez. Short gelmediği sürece bence arabaya dönmeye gerek yok. İkinci arkadaş direkt yerine az. İki kişi A'da beklemez. Şimdi 3'e geleceğim. Üçüncü arkadaş da midde. Midde ama nerede? Midde burada değil yani. Midde burayı kesmek çok dezavantajlı arkadaşlar. Karşıdan adam senden daha önce oturuyor. Yani sen buraya oturduğun zaman seni vurma olasılığı daha fazla yani. Senin buradan onu vurma olasılığından. Ya onun için buraya geldin, zıpladın. Midi zaten smoklamadan geçmeyin ya da smoklamıyorsanız da granit atabilirsiniz mesela buraya. Fazla şey alacak paran yok mesela. Hem yanıcı hem smoke hem nade alacak paran yok mesela. Bir tane nade ile bir tane smoke alacak paran var. Nade'ini attım buraya. Ondan sonra B1 giden arkadaş için söylüyorum. Smoke'unu B'de kullanabilir. Şimdi üçüncü arkadaş geldi buraya. Şimdi burada buraya geldi. Burada avantajlı pozisyonda mesela AWP'si varsa şu kısımda avantajlı. Nasıl avantajlı? Onu da söyleyeceğim. Şimdi bu T'deki adam buraya gelene kadar bu daha çabuk yerleşmiş olacak buraya. Daha çabuk yerleşmiş olacak buraya. Buraya bakacak. Bu adam sürekli şortu kesecek. Bu adam şortu kesecek. Short infosu verecek buraya. Şimdi B1 ile B2 alacağım. Smoke atıldı buradan. B'ler geçti buraya. B1 direkt smoke'u yapıştırdı ya da yanıcısını yapıştırdı. B2 de window'dan çıktı. İkisi de buraya pozisyon aldılar. B rush gelirse zaten bunlar infosunu verecek. Flash falan geldiği zaman. Flash geldiği zaman bu buraya kaçacak. Bir yerde site'da bir yerde oturacak ya da buralardan bakacak. Çapraz atışı alacaklar yani. Buradan adamlar çıktığı zaman çapraz atışı alacaklar. Bu mesela buradan kendini kapatıyor mesela. Şunu vurması için bu adam eğildiği zaman buradan kimse bunu vuramaz. Yani şu adam zaten oradan çaprazdan görüyor. Bu adam burayı flashlar. Bu adam bunu kör etmeden burayı flashlar. Bu oradan çıkıp ona destek atabilir. Nate atabilir. Şey yapabilir. Diğer adamlar gelir zaten o süre zarfında. Baktık şimdi mesela smoke'a attık. Ses seda yok burada. Temiz. B1 yerini alır. B1'in en güzel yerlerinden biri. Ya burası. Ya da burası. Ben burası çok hoşuma gidiyor. Burası mesela hiç göstermeden bu şekilde durup adamlar gelsinler. 2-3 kişi geldikten sonra da vurabilirsin yani burada. B2 baktım window'dan geldi ya bu. Baktım burada ses yok. Gider buraya. Bu adam kesinlikle AWP'si falan olmaz. Bu adam da ya SMG ya da M4 falan olur. Bu adam da burada mid'deki bizim AWP'li var ya onu korur. Buradan mesela bir flash gelir. Bir mid rush gelir. Yani bu adam birini düşürür, ikinciyi vuramaz. Bu adam burada kapı arkası bekler. Ses alır, info verir. Bu adama da, bak buradaki adama da info verir. Bak mid'de adam var. Şuradan gelebilir. Cross'unu buraya tut. Buradan gelir vurursun falan diye. Ya da mesela bu şey yapar. Der midde adam vardır, bana flash at, ben dışarı çıkacağım. Bu buradan flashını atar arkadaşlar. Middeki 3 numara flashını atar. 5 numara buradan çıkar. Yani isterse çatışır, isterse ne bileyim, kafasına göre. Şimdi 1 numaraya dönelim tekrar. 1 numara buraya geldi. Yanıcısını attı. Short'ta da tehlike yok. Adamlar T-spawn'da bekliyor. Şimdi buraya girerken bir granate atıp mesela ses vermemek için, yani buradan sessizce gidiyor ya, şuraya göre şurada bir run yapman lazım şuradan yememen için. Burada bir tane nade'ini atar, nade'i atarken koşar buraya geçer. Buradan bütün sesi duyarsın arkadaşlar. Short mu gidiyor, mid mi gidiyor, ya yani burası güzel pozisyon ama buraya geçmeyin. Burada bir de gölge var. En avantajlı pozisyon burada mesela. Şuradan adam gelirken ilk başta gölgesini görürsün, tamam mı? Gölgeyi gördüğün zaman tak tak sık sıkmaya başla yani. Ama bazı uyanıklar şey yapar mesela, prolar. Gölgeyi verir, geri çekilir. Burada adam var mı yok mu? Çünkü burası çok dezavantajlı. Sen buraya dönene kadar adam senin kafana 10 kere dönüyor yani, anladın mı? Buradan en fazla 2 kişi çıkarsın ya da flash da çıkarsın. T'yken. Yani taktik bu. Şimdi dönmeleri anlatacağım. Yani bu adam buraya yerleşti. Bundan sonra